Sanayi atıklarının zehirlediği Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi'nde de suyun rengi hala siyah. Çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmeleri aslında bir yılda milyonlarca lira ceza kesildi ama değişen bir şey yok. Detayları Demirören Haber Ajansı'ndan Mehmet Yirun aktardı. Trakya'da su kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşımla biz şu anda birlikte Çorlu Deresi'nin olduğu yere geldik. Ve bu kez maskesiz geldik ki burada bu koku var mı yok mu onu hissetmek için. Maalesef ki yazın hissettiğimiz o ağır kokuyu havaların soğumasına rağmen halen burada hissedebiliyoruz. Kameraman arkadaşım şu anda size Çorlu Deresi'nin ne kadar simsiyah aktığını gösteriyor. Çorlu Deresi Ergene Nehri'nin en büyük kollarından bir tanesi ve Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçiyor Çorlu Deresi. Bu mahallede de tam 20 bin kişi yaşıyor. 20 bin kişinin yaşadığı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi çevresine yaydığı ağır koku nedeniyle vatandaşlar camlarını ve kapılarını ne yazın ne de kışın açamıyorlar. Bununla birlikte de tabii ki Tekirdağ Şehir ve Şehircilik İl İklim Müdürlüğü ekipleri de çevreyi kirleten işletmelere yönelik il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler son bir yılda 2058 işletme denetledi ve halen bu denetimlerde sürüyor. Şu ana kadar çevreyi kirlettiği tespit edilen iş yerlerine de yaklaşık olarak 25 milyon 775 bin lira para cezası kesildi. Evet, Tekirdağ Çevre Şehircilik İklim İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekirdağ genelinde yapılan denetimlerde 2058 denetim gerçekleşmişti şu ana kadar ve çevreyi kirleten o işletmelere de 25 milyon 775 bin lira para cezası kesildi ve halen de o denetimler sürüyor. Biz Çorlu Deresi'nde şu anda burada durmakta zorlanıyoruz ve çünkü çok ağır bir koku var. Ekipler de hem havayı kirleten hem çevreyi kirleten kurum ve kuruluşlara karşı çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.